Mutlu akşamlar değerli seyirciler. 90'dan sonraya hoş geldiniz. Üzücü bir haber. Bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendi Twitter hesabından bunu açıkladı Fatih Terim ve şu anda stüdyomuzda Bünyamin Gezer'le birlikte. Birazdan Cem Papila da stüdyomuzda olacak. Avukat, onunla da aslında bambaşka konuları konuşacaktık dün söz verdiğimiz gibi ama bilim kurulu üyesi, koronavirüs bilim kurulu üyesi Sayın Doçent Doktor Avşin Emre Kayıpmaz bizimle birlikte. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Sabahçı bizimle birlikte. Hoş geldiniz, bizi kırmadınız. Teşekkür ederiz. Biraz vaktinizi alacağız, 10-15 dakika kadar. Fatih Hoca'nın bu koronavirüs testinin pozitif çıkması, birazdan Erman Gönülşen hastane önünden bağlanacak ve bize bilgileri verecek ama ilk etapta bu haberi duyduğunuzda ne düşündünüz? Önümüzdeki dönem bizi ne bekliyor? Abdurrahim Albayrak da Galatasaray 2. Başkanı da yine bugün koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti. İşte bu da şunu gösteriyor aslında, toplum önündeki insanlar biraz daha risk altında. Çünkü çok fazla yakın temas kuruyorlar ve tabii işte Albayrak Bey'in de tabii pozitif çıkması demek ki yakın temasla çok kolay da virüs bulaşabiliyor aslında, onu gösteriyor. Tabii Fatih Terim için acil şifalar diliyoruz, inşallah tez zamanda sağlığına kavuşacaktır. Burada tabii yaş faktörü biraz önemli bir risk faktörü, ancak sporcu kişiliği de olduğu için tabii ki mutlaka kötü alışkanlığı yok. Bunu kısa zamanda atlatacağını düşünüyoruz açıkçası. Yaş itibarıyla Fatih Hoca'nın 66 yaşında olması, evet, hep riskli grup olarak 65 yaş ve üzeri konuşulmuştu. Sayın Bakanımız da bugün, evet, açıklama yaptı. Hatta sokağa çıkmalarına kısıtlandırılma gelmişti. Evet. Bu tabii biraz tedirginlik oluşturuyor kamuoyunda. Ne diyebiliriz bunun için? Ama sevindirici haberler de var mesela. Çin'de de 100 yaşında birisi de iyileşti. Bugün yine İngiltere'den 3 yaşındaydı herhalde. Tabii sevindirici bir haber. 91 yaşındaki bir Türk iyileşip hastaneden taburcu oldu. İlla hani bütün yaşlılarımız işte hasta olacak, ölecekmiş gibi düşünmemek lazım. Burada tabii ki önemli olan nokta, bir kişinin altyapısında bir kronik hastalığının olmaması, çok derin ve kronik bir hastalığın olmaması. İki, tedavi gördüğü, bizim sağlık altyapımızda çok iyi. Tabii ki Emre hocamıza bunu mutlaka görüş bildirecek. Altyapımız iyi olduğu için yoğun bakım imkanlarımız, doktorlarımız dolayısıyla bir sıkıntı olmayacaktır. Peki hocam, Ümit Savaşçı sonrasında Emre Bey'le devam edeceğiz. Peki nerede? Burada. Erman maskeyle şu anda yayında, eldivenle birlikte yayında, hastanenin önünde. Senden son gelişmeleri alalım. Aynı zamanda Erman, klinik semptomlarla ilgili doktorlardan bilgi alabildin mi? Fatih Hoca'nın klinik semptomları da çok önemli, öyle değil mi hocam? Size soracağız, hocalarımıza soracağız. Bilgiler sende. Hünkar Mutlu, çok teşekkürler. Konuklarınızla birlikte öncelikle sizlere iyi yayınlar dileyelim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in şu anda tedavi gördüğü hastaneye çok yakın bir noktadayız. Ama tam hastanenin önünden bağlantı gerçekleştirmiyoruz. Çünkü hastane yönetimi bu konuda hassas. Biz de onlara zorluk çıkarmak istemedik. Karşılıklı anlayış çerçevesinde bu şekilde bir yayın gerçekleştiriyoruz. Ama şu anda hocanın olduğu hastaneye çok yakın bir noktadayız. Tabii maskeyle yayın yapmaya da çok alışkın olmadığımız için biraz böyle zorlukta yaşıyoruz. Evet, üzücü bir olay elbette. Bugün sabah saatlerinde Sayın Abdurrahim Albayrak'ın testinin pozitif çıktığını aktarmıştık. Onunla ilgili gelişmeleri aktarmıştık ve yaklaşık da bir saat önce Fatih Hoca kendi sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığına dair açıklamayı yaptı. Hocanın bulgularıyla ilgili şunu ifade edelim. Fatih Hoca öksürük bulgularıyla buraya geldi. Öksürük probleminden dolayı, yani koronavirüs semptomlarından öksürük olduğu için şu anda burada bunu ifade etmiş olalım. Tabii şunu da belirtelim. Bu noktada Beşiktaş derbisinden sonra Galatasaray'da 2 günlük bir izin vardı. Sonrasında da çarşamba günkü antrenmanı Fatih Hoca iptal etmişti. İşte bu süreç zarfında tüm takıma, teknik heyete koronavirüs testleri uygulandı ve o uygulanan testlerin ardından da sonuçlar yavaş yavaş açıklanmaya başladı. İşte şu anda da Fatih Hoca da kendisi de açıkladığı üzere testinin pozitif çıktığını belirtelim. Eşinin burada olmadığını söyleyelim. Buradan aldığımız bilgiler doğrultusunda Fatih Hoca'nın eşi Fulya Terim şu anda
hastanede değil. Çünkü eşinde de acaba olabilir mi, var mı, Covid-19 pozitif çıktı mı şeklinde bazı tabii çıkan haberler de vardı işin açıkçası. Ama şu anda Fulya Terim'in, Sayın Fulya Terim'in burada olmadığını ifade edelim. Tabii Fatih Hoca'ya nereden bulaştı acaba Covid-19 sorusu akıllara geldiğinde, tabii ilk isim kuvvetle muhtemeldir ki Abdurrahim Albayrak mı acaba sorusu akıllara geliyor. Çünkü Beşiktaş maçı günü Abdurrahim Albayrak stadyumdaydı ki Fatih Hoca ile aralarındaki dostluk, yakınlık, bağı da çok iyi biliyoruz. Acaba Fatih Hoca buradan mı virüsü aldı, yoksa başka bir yerden mi virüs hocaya geldi? 66 yaşında çünkü Fatih Hoca. Sağlık Bakanlığı'nın tüm deneyimli isimlerin, ki şu anda stüdyoda konuk olan isimlerimizin de bilim kurulu üyelerinin de açıkladığı üzere 65 yaş üstü bir risk arz ediyor. Tabii şimdi Fatih Hoca'da da çıkınca akıllara şu soru da geliyor. Bir teknik adam ve Covid-19 testi pozitif çıkıyor. Maç günü soyunma odasında, sağ kenarında, maç öncesinde, tesislerde gün boyunca oyuncularıyla yakın temasta oldu Fatih Hoca, ki zaten oyunculara o motivasyon konusunda yakın teması birebir çok sevebilen de bir isim Fatih Hoca. Bundan dolayı tabii şimdi takıma bir test araması yapıldı. Hatta kiralık olarak Avrupa'nın başka takımlarında, dünyanın başka takımlarında forma giyen Maicon gibi, Emre Mor gibi, Ozan Vafor gibi, Ryan Babel gibi isimlere dahi test araması yapıldı. Onların da testlerinin sonuçları bekleniyor. Yani kapsamlı bir aslında Covid-19 taraması yapıldı Galatasaray'da. Bazı bilgiler var. Hasan Şaş'ın, Ümit Davala'nın ve bir oyuncunun da pozitif çıktığına yönelik. Ama şu an burada aldığımız bilgilerde bunları doğrulatamadık en azından. Bunu ifade edelim. Çünkü çok bilgi kirliliği var elbette hemen bu sıcak gelişmenin ardından. Ama şunu da söyleyelim, buradan aldığımız bilgiler, hocanın keyfinin, durumunun şu an iyi de olduğunu ifade edelim. Burada Galatasaray taraftarları da elbette Fatih Hoca'dan haber bekliyorlar. Aldığımız bilgiler hocanın şu an keyfinin ve durumunun iyi olduğuna da yönelik. Evet, Erman, çok güzel bir haber verdin. Hocanın durumunun iyi olduğuna dair klinik semptomlarını da öğrenmişsin. Bu da çok önemli. Tarihi bir yayın yaptığının farkındasın. Sen de maskeyle zorlanıyorsun, biliyoruz. Fatih Hoca'ya acil şifalar diliyoruz biz de, ama taraftarlar burada dedin, ya da ben yanlış anladım. Taraftarlar toplu halde hastanenin önüne geliyor mu? Nedir durum? Bu konuda da önlem alınması lazım. Uyaralım. Yani kimse gitmesin. Yok, yanlış anlaşılma olmasın Hünkar Mutlu. Ben öyle bir şey demedim. Bilmiyorum, belki ses öyle gitmiş olabilir. Ben, Galatasaray taraftarları bir mesaj bekliyor Fatih Hoca'dan. Onun durumunu merak ediyorlar demek istedim. Burada şu an hiçbir taraftar yok. Hatta ilk gelen yayın organı da bizdik. Şimdi yavaş yavaş diğer meslektaşlarımız da buraya gelmeye başladı. Yani biz zaten şu an hastane çok da yani o olayın olduğu yerde değiliz. Ama şunu da ifade edelim bu arada. Şu anda Fatih Hoca'nın bulunduğu hastanede de Covid-19'la ilgili özel bir klinik bölüm açılmış durumda. Ve hoca elbette steril bir ortamda şu anda gözetim altında. Az önce tam biz yayına başlarken Fatih Hoca'nın yardımcılarından sevgili Levent Şahin geldi. Arabasıyla geçti. Hatta bize de bir selam gönderdi. O acil girişinden şu anda Fatih Hoca'nın tabii ki yanına gidemiyor, ama şu an hastanede olduğunu ifade edelim. Taraftar yok. Elbette buradan da duyuralım. Siz de duyuracaksınız elbette. Taraftarlar tabii ki Fatih Hoca'yı çok seviyor. Galatasaray taraftarları. Türk futbolunun en önemli isimlerinden birinden bahsediyoruz, ama bizler de rica ediyoruz. Siz de rica edeceksiniz elbette. Evet, Erman. Toplu olarak buraya gelmemeleri konusunda tabii ki önemli bir husus gerekiyor. Erman, buyurun, hocalarımız hocam da bekliyor. Bünyamin Hoca'nın bir sorusu Erman, var. Erman, hocalarımıza da konu açması açısından. Bütün takıma test yapıldı değil mi? Doğru anladık. Bir kez daha teste girecekler galiba. Yapıldı hocam. Beşiktaş testinden sonra, Beşiktaş maçından maçı sonra, mücadelesinden sonra tüm takıma Covid-19 testi yapıldı. Ama tabii şu an Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, telefonu en çok meşgul olan isim elbette.
Kendisine mesaj da bıraktım. Yani şu anki süreçle alakalı da bazı şey, sormamız gereken şeyler de var elbette. Sessiz de aradım ama tabii ki kendisine şu an ulaşamadım. Bir dönüş olursa, başka bir bilgi alırsak, yani testler yenilenecek mi? Bir kez daha gönderilecek mi testler? Onu da tabii ki bilgi olarak aldığımızda bir kez daha sizlerle buluşturabiliriz. Peki Erman, teşekkür ediyoruz. Orada sen mesaiye devam edeceksin. Biz yeniden bağlanırız. Hocalarımıza soralım. Erman'ın bahsettiği bilgiler, hocam sizin de vaktinizi alıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu arada Ümit Davala bir televizyon kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan koronavirüs testimi pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durumla ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum diye bir Instagram şeklinde bir paylaşım, Instagram paylaşımı yaptı. Peki bu bilgiler, öksürük, klinik semptomlar. Şimdi öncelikle tabii ki sayın hocamıza acil şifalar diliyoruz. Diğer tedavi görmekte olan tüm hastalarımız gibi Fatih hocamız da bizim için çok önemli. Umarım en kısa zamanda zaten kendisi de sportif bünyesi sayesinde o vücudunun o dinamik yapısı sayesinde inşallah bu hastalığı en kısa zamanda atlatacak. Tabii burada önemli olan nokta şu. Bakın bu hastalık hepimizde bulabilir. Hep diyoruz ya, bundan önceki programda da söyledik. Yani izolasyon çok önemli. Sosyal mesafeyi korumak çok önemli. Yani tedbirleri almamız çok önemli. Ondan dolayı bundan sonraki süreçte kamuoyunun çok gözü önünde bulunan kişilerde bu hastalığın çıkması hep bize bir fikir. Bu hastalık bende de olabilir. Tedbirlerimi alacağım. Elimi yıkayacağım. Sosyal mesafeye dikkat edeceğim. Mümkün olduğunca evde kalacağım. Gerekmedikçe dışarı çıkmayacağım. Hani Fatih hocamızın takvim yaşı belki 65'in üstünde olabilir. O hiç sorun değil. Fatih hocamız gençliğinden, çocukluğundan beri sporun içerisinde ve aktif spor yaşantısı. Onlar büyük avantaj değil mi? Bunlar yani tabii ki. Bu hastalığa yatırılan. Sigara yok. Sigara yok. Yani bu da tabii çok büyük avantaj. Evet. Şimdi Fatih hocanın Beşiktaş maçı sonrası bir basın toplantısı vardı. Biz yayındaydık tabii. O basın toplantısında değildik. Ama o basın toplantısında olan arkadaşlarımız da var. Onlar da merakla bekliyor sizden gelecek bir haberi. Onlar risk grubunda mı? Onlar test yaptırmalı mı? Nedir, ne değildir hocam? Tabii birebir temas olduysa bu süreçte test yap, yani şikayetleri de olursa tabii. Bu süreç aslında şöyle bir süreç. İşte illa aynı havada, aynı yerde bulunmakta bulaşmıyor. Yakın temas gerekmekte. İşte Fatih Hoca ile birebir sohbet edip eğer bir temas da gerçekleştirdilerse, şikayetleri olursa, işte ateş, solunum güçlü, öksürük, Fatih hocamızda da sen öksürük şikayetiyle başvurmuş. Gerçekten kuru bir öksürük oluyor ve nefes almada güçlük yapıyor. Ama tabii Emir hocamızın dediği gibi akciğer kapasitesi güzel olduğu için, sağlıklı olduğu için bunu kolay atlatacağını düşünüyoruz. Tabii ki mutlaka her türlü hazırlık yapılıyordur hastanede. Özellikle böyle gündemde olan insanların da ziyaretçi akını olabilir. Sizin dediğiniz gibi asla taraftarlar, ziyaretçiler, herkes oraya gitmeye çalışacaktır. Mümkünse hep yakın dostlarından telefonla bilgi alsınlar. Asla ziyarete gitmesinler. Hastanemizde zaten ziyaretler kısıtlandı ve yasaklandı hastanelere genel olarak. Bu hastanelere giriş de zaten mümkün değil bu kliniklere özellikle. Peki hocam, şimdi öksürük klinik semptom. Abdurrahim Albayrak'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Onun da durumunun iyi olduğuna dair haberler geliyor. Onlar çok güçlü, pozitif insanlar ve bize hep enerji aşılayan insanlar. Tabii. Onların o güçleriyle birlikte ve aynı zamanda şu anda kamuoyunda bir birliktelik mesajı da var. Bu mesajlar da onlara ulaşacak. Moral motivasyonları da iyi olacak ve ayağa kalkıp yeniden bizimle birlikte olacaklar. Daha sağlıklı, daha güzel günler göreceğiz. Evet. Klinik semptomlarla ilgili olarak Fatih Hoca'nın sadece öksürüğünün olması bir erken tanı olarak değerlendirilebilir mi? Bugün Sayın Bakanımızın yaptığı, sizin de içinde bulunduğunuz bir toplantıdan çıktıktan sonra söylediği bazı ilaçlardan bahsedildi. Bunların faydası ne derece olur? Nedir, ne değildir hocam? Bu konuda ne dersiniz? Tabii zaten bilim kurulumuz bu tedavi rehberleriyle ilgili olarak hummalı çalışmalar yürütüyor. Bütün kurul bu konudaki güncel literatürü takip ediyor. Yani dünyanın neresinde bu konuyla ilgili yayın yapılmış, neresinde devam eden çalışmalar var ya da klinik tecrübelerden, vaka örneklerinden yola çıkarak hangi ilaçlar başarıya ulaşmış, hangi ilaçlar başarısız olmuş, bunların hepsi bir
verileri elde ediliyor. Sonrasında klinik tecrübeler, mevcut devam eden hastaların tedavileri göz önünde bulundurularak rehberler oluşturuluyor. Sonrasında bu rehberlere göre de hastanın klinik durumuna da göre, bugün hatta rehberi güncelledik sanıyorum, belki biz yayındayken rehber de internet üstünden yayına girmiştir. Yani bu hastalığın tedavisini yürüten hekim arkadaşlarımıza da rehberler var burada. Burada hastanın durumuna göre, klinik semptomlara ve gidişata göre tedavi seçenekleri var. Tedavi seçenekleri olarak tabii hocama... Peki hocam... Hastalık yoğun bakımlık değil. Şu anda Fatih Terim'iz hocamızın olduğu gibi bir öksürük şikayetiyle gitti. Tespit edildi. Tedavi süreci başladı. Ortalama kaç gün sürüyor? Belli mi bu artık şey olmaya başladı mı? Yani gün sayıları belli olmaya başladı mı? Evet hasta. Biz ülke olarak da tecrübe edinmeye başladık. Çünkü aylarca takip edilen tabii Mart ayının 11'inde ilk tespit edildi. Yani günlerce takip eden hastalar olduğu için... Tabii Çin bu konuda çok iyi tecrübe yakaladı. Çin ve Güney Kore bizim için iyi bir örnek aslında bunlar. Oradaki vakalara bakarak biz defalarca test yapıyoruz, günlük ölçümlerini yapıyoruz, kanları alıyoruz ve negatifleştikten sonra hastanın da klinik belirtileri yoksa yoğun bakıma girmeden de evine gidebiliyor. O önemli bir şey. Evde takip edilebilir. Dolayısıyla her hasta yoğun bakıma girecek diye bir şart yok. Yok. Her hasta ölecek diye de bir şart yok. Yok. Bu zaten %80 çok hafif belirtilerle veya belirtisiz geçiyor. %15 gibi kesim, özellikle risk altındaki toplum, onlar hastanede takip ve oksijen destekleri veriliyor. Takipler yapılıyor. Herkese ilaç başlanacak diye de bir şart yok. Tabii ki yoğun bakıma yatınca yoğun bir tedavi programına alınıyor. Yoğun bakıma yatmadan ortalama kaç gün sürüyor hocam? Yani i̇şte bu tedavi kişinin klinik belli durumuna mi? Göre tabii, kandaki mi? Testlerin veya örneklerdeki testlerin negatifleşmesi değişiyor. İnsanlar merak ediyor şimdi Fatih Hoca hastanede olduğu için hocamız. Evet, yani bu kaç günde acaba tedavi olur, evine geçer diye merak ediyorlar. Eğer böyle bir ilgimiz varsa onu sormak istedim. En az bir 2 hafta, 3 hafta tabii tedavi süresi olabilir. Bazen 1-2 ay, 3 aya kadar da tedavi süreleri ilerleyebilir. Hocam artık noktalayacağız sizinle yayınımızı ama bir sıcak gelişme. Sayın Bakanımızın açıklaması, son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sağ. Evet. Sayın Bakanımız çok güzel biçimde özetledi. Evet, o noktayı koymuş zaten. Evet. Yani evde kalmak. Genel olarak Sayın Bakanımızın açıklamalarından hep yaş grubu daha yüksek olan ve aynı zamanda kronik rahatsızlığı olan kişilerin vefatından bahsediyorduk. Evet, ama doğru. Anladığım kadarıyla burada biraz daha orta yaşta da kaybettiğimiz vatandaşlarımız mı var? Ben mi yanlış anlıyorum ya da? Bilmiyorum. Tabii bunun ki yaş, açıklaması... özellikle 65 yaş ve üzeri çok riskli ama tabii ki 45 yaşlara kadar da bu sayı düşebilir. İşte burada dikkat edeceğimiz husus özellikle gençlerin de bulaştırıcı olabileceği, onun için evde kalın diyor bakanımız orada aslında. O mesaj o. Gençler yaşları bulaştırınca onlar hastalanıp tabii ki üzücü olaylar olabiliyor. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir soru daha hocam. Gençlerden de Avrupa'da gördüğümüz yaş kategorisi biraz daha düşük olanlar var. Peki bunlar çok geç tedaviye başlandığı için mi? Mesela ölümle sonuçlandı. Emre Hocam bu konuda... Ya şimdi burada etkileyen birçok faktör var. Yani çünkü bizim tıpta hastalık yok, hasta var. Evet. Şimdi hastaların siz altta yatan bağışıklık sistemi durumunu, kronik hastalıklarını, sigara kullanımı öyküsünü vesairesini yani bilmeden hani genel bir yorum yapmak zor olabilir. Sadece dikkat etmemiz gereken şu, Sayın Bakanımızın zaten açıklamalarında da var. Burada gençler bu salgının dışında değil. Tabii ki belli bir yaşın üstündeki grup daha çok risk altında ama gençler de bu hastalığı asemptomatik atlatabiliyor. Yani herhangi bir belirti vermez ya da daha hafif, ılımlı bulgularla atlatabiliyor ama daha ileri yaş grubuna bunları taşıyabiliyor. Etrafına yayabiliyor. Bunları unutmamak lazım. Ondan dolayı aslında buradaki hareket kısıtlaması sadece 65 yaş üstü bireylere değil aynı zamanda gençlere de tavsiyemiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen hafta açıkladı.
Yani evinizden işten çıktıktan sonra mümkün olduğunca hızlı biçimde evinize dönüp işte elleri yıkayıp genel hijyen önlemlerini uyup ondan sonra ev içerisinde kendinize bir sosyal alan oluşturmamız lazım. Hocamıza bir noktada ek yapabilirim aslında. Özellikle gençlerimize biz şimdi çok takip ediyorlar tabii sizi. Sigara içmeyelim. Kesinlikle. Sigara en büyük risk faktörü bu hastalıkta ve kronik hastalığı olan gençler de olabilir tabii. İşte 30 yıldır, 20 yıldır sigara içen genç bir insan riske çok açıktır. 70 yaşındaki insan kadar riske açık olabilir. Onun için asla sigara içmeyelim, kapalı alanlara girmeyelim. Hep işte bakanımızın, cumhurbaşkanımızın, bizlerin, önderlerimizin dediği gibi evde kalalım, teması azaltalım. Hocam dışarıda işten geldik, el yıkayacağız. Elbiselerimizi ne yapacağız? Öyle bir şey de var, neydi onun adı? Hani insanların sorusu var. Hanım ben dışarıdan geldiğim zaman hemen elbiselerini çıkart diyor. Doğru mu söylüyor? Şimdi dışarıda tabii temasımız çok olabilir değil mi Emre Hocam? Hani şimdi buralara temas ediyoruz, kolumuzu koyuyoruz. Tabii ki bizim sekresyonlarımız damlacık yoluyla bulaştığı için elbiselerimize de bulaşıyor. Eve gidince mümkünse işte oturmadan, yatmadan yatağımıza, zaten ayakkabıyla eve girmeyelim. Kıyafetlerimizi de hemen çıkartalım. Güzel bir duş alıp elimizi, yüzümüzü, burnumuzu iyice yıkayıp daha sonra normal ev kıyafetlerimizi giyip öyle ailemizle temas kurup oturmaya başlayalım. Bu önemli bir şey. Tabii dışarıdan geldiğimiz kıyafetleri de belki evde hocama ek olarak, evet, belki evde oluşturacağımız küçük alanlarda bunları bırakıp ondan sonra işte veya havalandırmak alıp, da tabii yeterli olabilir mi? Sabaha hocam kadar havalandırınca aslında virüs ölür zaten. Tabii. Güneşte, dışarıda oksijenle temas edince 8 saatlik bir süre virüsün ölmesi için yeterli. Giydiğimiz kıyafetleri tabii bir kez daha tabii giyebiliriz. Tabii ceketi hep yıkayacak halimiz yok. Hep ceket, evet, giyiyoruz, pantolon giyiyoruz tabii. Ama onları güzelce asalım balkona. Tabii. Asabilirsek balkonu çok daha iyi olur. Asalım virüs ölür zaten. Onda bir endişemiz olmaz. Hocam yeniden hastaneye gideceğiz. O arada da sizleri uğurlayacağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu anda hazır değil. O yüzden biraz daha konuşmamız lazım. Evet. Sizden 1-2 dakika daha izin isteyeceğiz. Sonra da Erman'ın yanında Alp Hoca da olacakmış. O da birkaç bilgi almaya çalışıyor Fatih Hoca'nın son durumuyla ilgili. Erman Gönüşen ve Alp Pehlivan bize son gelişmeleri aktaracak. Genç bireylerin sizin kanalınızı izlediğini göz önünde bulundurarak, Ümit Hocam'ın biraz önce söylediklerine de ilave olarak, yani belki de bu süreç bizim bu sigarayı bırakmada iyi bir vesile. Evet. Korkacağız. Hijyen kuralları ve hijyen kuralının artması ve sigarayı, evet, bırakmaya çok büyük bir şey olacak aslında. Bunu söylüyoruz. Temizlik imandandır. Tamam. Temizliğe riayet edeceğiz. Biz zaten Avrupa'ya göre avantajımız şu. Bizim suyumuz var. Suyu bol kullanıyoruz. Her yerde, lavabolarda, tuvaletlerde, her yerde suyu bol kullanıyoruz. El yıkama alışkanlığı yüksek. El yıkama alışkanlığı yüksek. Neden 20 saniye yıkıyoruz? O soru. Diğer sorum da şu. Semptomlar. Benim. Bir kez daha bilgilendirirseniz bizi izleyenlere. Neden 20 saniye? Çünkü parmak arıları, tırnak yataklarını, avuç içini, sırtını yıkamak için 20 saniye bir süre gerekiyor. Sabun aslında biraz da kayganlaştırma etkisiyle de bazik bir ortam zaten. Suyla temas edince mikropları elimizden uzaklaştırıyor bu etkin. Onun için 20 saniye çok önemli. 30 saniyede yıkabilirsiniz ama o süreyi yani iyice parmak aralığının her şeyi 20 saniyenin yıkayalım altında tabii olmasın. Kolonyayı kullanma da öyle mesela. Sadece döküp böyle değil. Bol kolonya döküp elimizi iyice yıkayıp uzaklaştırmamız lazım. O da önemli. El dezenfektanları da aynı şekilde çok iyi kullanmamız lazım. İkinci sorunuz semptomları. İşte burada mesela Fatih Hocamızın gibi aslında kuru bir öksürük, nefes darlığı, sanki işte göğsüme birisi oturuyor gibi nefes almada güçlük çekiyorum, merdivenleri çıkmakta sıkıntı çekiyorum, ateşim var, halsizliğim var, öksürüğü söyledik zaten, buna ishal, bulantı, kusma onlar da eklenebilir. Bu belirtiler bir araya geldiği zaman hemen hastaneye tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte bu yayında bize büyük katkı sağladınız ve acil çok şifalar büyük olsun. Değer kattınız. Acil çok şifalar diliyoruz Fatih Hoca'ya. Nerede kolaylıklar diliyoruz. Abdurrahim Albayrak, acil şifalar diliyoruz. Şu anda bütün takımlar bir araya gelip bu olayı milli bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Birlik günü zaman, birlik zaman. Evet, zaman Orçan size doktor çok çok teşekkür etme zamanı. Sağ olun, sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizleri alkışlıyoruz. Sağ olun, sağ olun. Biz de TRT Spor ailesi olarak çok önemli. Siz de hastaneye gideceksiniz. Evet. Evet. Yani geceniz, gündüzünüz bu hastalıkla, bu salgınla mücadeleyle geçiyor. Doçent doktor Ümit Savaşçı
ve doçent doktor Avşin Emre Kayıpmaz bizimle birlikteydi değerli seyirciler. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Erman Gönülşen'e gidelim. Erman, yanında Alp Pehlivan da var. Sözü uzatmayalım. Söz sende. Yeni bilgiler, yeni gelişmeler var mı? Hünkar Mutlu, çok teşekkürler. TRT Spor yorumcusu sevgili Alp Pehlivan, Alp hocamız, ki şu an biz de biraz uzak duruyoruz birbirimizi, yayını böyle gerçekleştireceğiz. Az önce içeriye girdi. Fatih Hoca'nın yardımcısı Levent Şahin'le de bir görüşme sağladı. Ben hemen Alp Hoca'ya döneceğim. Bilgileri hocamdan alacağım. Hocam, bilgi alabildiniz mi? Fatih Hoca'nın durumu nasıl? Önce oradan başlayalım isterseniz. Tabii bugün az önce stüdyoya selamlar, kusura bakmayın. Böyle paldır küldür girdik ama Futbol Anadolu programımızda sıcak haber olarak verdik Fatih Hoca'nın bu virüsten etkilendiği için pozitif çıktığını. Ama onun öncesinde saat 19.30 gibi hocayla bizim bir telefon görüşmemiz, bir sohbetimiz olmuştu ve henüz bu neticeler kendisine ulaşmamıştı. Ve gerçekten de sorduğumda sohbetimizde sağlık durumunun iyi olduğu ve keyfinin yerinde olduğunda konuşmalarından çok fazlasıyla hissetmiştik. Ama tabii ki bu haber hepimizde şok etkisi yarattı. Ben de yayın bittikten sonra biliyorsunuz hastanede hemen bizim stüdyolarımızın yakınında, çevresinde oraya geldim. İçeri tabii ki giremedik haliyle hoca gözetim altında. Levent hocayla görüştüm. Levent hoca da biliyorsunuz. Hoca da bir şey var mı Levent hoca? Çünkü yardımcısı yakın. Tabii biz yayındayken de birçok spekülasyonlar, isimler verildi. Levent Hoca da, işte Ümit Davalı Hoca da, Hasan Şaş Hoca da pozitif çıktığı konusunda bilgi kirliliği vardı. Levent Hoca ile görüşmemde hatta dikkat ederseniz yayında da peş peşe arabalarımız arka arkaya çıktı hastanenin acil servisinden. Levent Hoca'da hiçbir sıkıntı yok. Hasan Şaş Hoca'da hiçbir sıkıntı yok. Ümit Davalı Hoca'da hiçbir sıkıntı yok. Bir oyuncuda bir pozitif çıkma durumu hayır, olabilir mi? Hayır. Diler çünkü böyle bir haber var. Özellikle sordum Levent Hoca'ya. Şu ana da yapılan testlerin hiçbirinde oyuncu grubundan da pozitif çıkan yok. Bunu net bilgi olarak verelim. Yalnız bir şeyi de unutmayalım. Hocam, araya girdim. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş mücadelesinden sonra tüm takım testten geçmişti. Teknik heyette. Ama şimdi hem Fatih Hoca'da hem de Sayın Abdurrahim Albayrak'ta çıkınca acaba bir daha bir test tekrar olacak mı? Levent Hoca ile bunu konuşma şansınız oldu mu? Tabii bunu kendisine sordum. Şu anda öyle bir olay söz konusu değil ama mutlaka yapılabilir. Bu doğaldır. Çünkü testler Perşembe günü yapıldı ve Perşembe gününden sonra da bu ekip neticede bir araya geldi. Yani bu virüsün yani bilim adamları bunu benden daha iyi bileceklerdir ama en azından benim kendi yorumum test yapılır pozitif çıkmaz ama test sonuçları çıkana kadar ben bu virüsü bir başkasından da bana geçmiş olabilir. Ondan sonrası benim pozitif çıkar. Onun için her türlü dikkat etmemiz gerekiyor. Ama şunu söylemem gerekiyor. Fatih Hoca'nın genel sağlık durumu hakkında da bilgi edindim. Fatih Hoca'nın genel sağlık durumu hem Levent Hoca'dan hem de sevgili damadından onlarla da bir sohbetimiz oldu. Genel sağlık durumunun gerçekten çok iyi yönünde olduğu yönünde bilgileri aldık. Hocanın hani Levent Hoca'nın açıklamasını söylüyorum. Bunun tabii bilemem ben, bilim adamlarımız bunu çok daha iyi bilir. Hani bir şeyi ölçerseniz %50, 51, 52 diye sıralarsanız Fatih Hoca'nınki çok diplerde, adeta burada kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğunu, çok az etkilendiyse de çok az etkilendiğini, belki de hocanın bağışıklık sisteminin çok iyi çalıştığını ve bu konuda da hocanın en az şekilde sıkıntıyla atlatacağı konusunda Levent Hoca'nın verdiği bilgi vardı. Bilgi aldıkça yine izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Futbol severleri, spor severleri bilgilendireceğiz. Bu nedenle de şunu toparlarsak, Levent Hoca'da, Ümit Davalı Hoca'da, Hasan Şaş'ta teknik heyette bir sıkıntı yok. Ama bunun yanında Fatih Hoca'nın da sıkıntısının en alt limitlerde olduğunu, burada bir gözetim amacıyla burada kalacağını, tedavisine başlandığını söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizi de çok fazla tutmayalım. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, TRT Spor yorumcusu Alp Pehlivan canlı yayın konuğumuz oldu. Az önce Fatih Hoca'nın bulunduğu hastaneye girdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'le de ve Fatih Hoca'nın yakınlarıyla da bir iletişim haline geçti. Alp Hoca'nın da içerideki aldığı bilgileri de bu şekilde derleyip toplayıp sizlerle buluşturmuş olduk. Sözü bir kez daha Hünkar Mutlu'ya bırakalım. Erman Gönülşen, teşekkür ediyoruz. Alp Pehlivan da önemli bilgiler aktardı. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Yeni gelişmeler olduğunda döneceğiz. Cem Papila şimdi konuğumuz değerli seyirciler. Hoş geldiniz. Avukat, aslında eski FIFA kokartlı hakem evet. Ama şimdi avukat kimliğiyle burada. Evet, burada hoş bulduk özellikle, onu söyleyeyim. Buradaki bulunma sebebim, zannediyorum Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bu erteleme kararından sonra ortaya çıkacak
problemlere bir hukuki çözüm bulmak veya hukuki çözüm önermek veya planlamamız o yönde. Yani evet, fikir vermek adına. Ne yazık ki bu haberler geldi ama şimdi Alp Hoca'nın açıklaması evet. Beni biraz rahatlattı. Yani hocalarımızın açıklaması. Hem hocalarımızın açıklaması. Alp Hoca'nın açıklaması. Hani Levent Hoca'nın yanında olup da birebir bilgileri Alp Hoca'ya vermesi. Zaten Fatih Hoca'nın güçlü bir kimliği var. Yani vücut olarak da güçlü. Kaybetmez hocam. Kaybetmez. Fatih hocamız kaybetmez. Fatih Terim'in girip İnşallah. De kaybettiği mücadele sayısı bir elin parmağını bile bulmaz. İnşallah. Tabii sporcu, çok kısa zamanda. Sporcu altyapısının olması gerçekten çok önemli. Yani olabilir. Evet. Hepimiz bu hastalığa yakalanabiliriz. Hocalarımız da bunu ifade etti zaten ama bence burada çok önemli bir mesaj alması gerekiyor toplumumuzun. Bu hastalık zengin, fakir, makam, mevki hiçbir şey dinlemiyor. Yani dolayısıyla ben olmam, ben bu hastalığa yakalanmam diye kimse düşünmeyecek ve herkes tedbiri nasıl olması gerek diyorsa o şekilde alacak. Bundan çıkan sonuç bu. Her an bu hastalığa yakalanabilirsiniz. Ama ne olursa olsun önce umudumuzu kaybetmeyeceğiz tabii. Birlik beraberlik sayesinde inşallah bugünleri de atlatacağız temennimiz o, beklentimiz o. Ne diyorsunuz Bünyamin Gezer? Tabii yani... Hani beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. Hani Fatih Hoca'nın bu virüste karşılaşması biraz hepimizi derinden sarstı. Yani sevgili Abdurrahim Albayrak abimizin de onun da hastalığa önceden bulaşması. Hepsine şifa diliyorum. Ben bütün hastalarımıza, başta Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak olmak üzere bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah da bütün hastalarımız, hocalarımızın da burada ifade ettiği gibi çok fazla geri dönüşü de iyi oluyor. Yani iyi olanlar da var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Morallerimizi de hepten bozmayalım. Hocam Mikel Arteta onlardan birisi bir açıklama yaptı İspanya'da. Şimdi ben aslında normal olarak onun açıklamalarından bahsedecektim ve onu özel olarak almıştım. Yeri gelmişken söyleyelim. Mikel Arteta diyor ki semptomlarla ilgili kendimi iyi hissetmedim. Kulübe gittim. Doktoru orada bulamadım. Sonra döndüm. Geri döndüm diyor Mikel Arteta. Ve arabada beni yöneticiler aradı. O yöneticiler Olympiakos başkanında virüs pozitif çıkmış. Arsenal'ın da o sıra Olympiakos'ta maçı var. Dikkatli olmamız lazım, test yaptırmamız lazım. Durum iyi gitmiyor bende demiş Mikel Arteta. Benim de bir şekilde bu testi yaptırmam gerekiyor. Ve onunla yakın temaslı olan birçok kişi gibi ben de yakın temastaydım. Sonra ertesi gün Manchester City mücadelesinin ertelenmesi talebimiz oldu. Çünkü o kadar insanı riske atamazdık. Futbolcular da risk altındaydı. Açıkçası benimle temas halinde olan herkesin karantinaya girmesi gerekiyordu. Ve sonuç olarak oyunların askıya alınması, liglerin ertelenmesi gerekiyordu. Bu semptomlarla birlikte gittim ve bunu atlattım. Biraz sıkıntılı bir süreç yaşadım diyor Mikel Arteta. Nisan ayı sonuna kadar liglerin orada ertelenmesi söz konusuydu. Bunun daha da uzayacağını ifade etmiş. Her şey çok hızlı oldu. Salı öğleden sonra kendimi kötü hissettim. Sonra doktorlar test yaptı. Manchester City mücadelesi ertelendi. Ardından cuma günü pozitif çıktı testim. Benimle temas halinde olan herkese test yaptırdık. Arsenal benimle çok yakından ilgilendi. Oyuncuların şu anda geri dönmelerini istemem mümkün değil. Bu uygunsuz olur. Şu anda ligi düşünebilecek durumumuz yok. Futbol düşünebilecek durumumuz yok. Semptomlar böyle dedi. Cameron van der Burg eski bir yüzücü. O bir açıklama yaptı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu yüzücü. Semptomların kendisinde biraz hafif seyrettiğini önce ardından ateş olmadan öksürükle birlikte semptomları gördüğünü, testin pozitif çıkmasının ardından da birkaç gün çok zor bir süreç geçirdiğini, ardından iyileştiğini ifade eden ama daha önce yaşadığım hiçbir rahatsızlığa, daha önce yaşadığım hiçbir nezleye, gribe veya hastalığa benzemiyordu. Lütfen dikkatli olun diyor Cameron Biraz Pandem. Daha ağır geçiyor. Biraz daha ağır geçiyor. Ben sporcu olmama rağmen dedi. Evet. Hocalarımız da ifade etti. Her vücutta başka bir tepkisi var bu virüsün ve en kötü özelliği de çok çabuk bulaşması.
Ama şunu söyleyelim tabii, o basın toplantısında olan arkadaşlar da merakla bekledi. Sorduk hocaya da. Şöyle bir mesafe var mı dedi hoca. Böyle bir mesafe olursa o kadar da büyük risk yok diyor. Yakın, birebir temas. Ateş Hoca da bundan bahsetti. Ateş Kara da bunu söyledi profesör. Tabii canım. Yani şu mesafede bir olmamız önemli. Ne Cem abinin ne benim ona bulaştırma şansımızı biraz engelliyor gibi bir şey. Ancak böyle bir hapşırma falan olursa belki o zaman etkiliyor. Onun için zannetmiyorum ama tabii tedbiri de elden bırakmamak lazım Hünkar. Yani çünkü herkes dikkat etmesi lazım. Eğer bu semptomları gösteriyorsa oradaki basın mensubu arkadaşlarımızın da bir an evvel test yaptırmaları lazım diye düşünüyorum. Ve bu arada Beşiktaş As Başkanı Emre Koca da Tunay'la konuşmuş. Tunay'la aslında bir bağlantı yapabiliriz. O ayrıntıları bize aktarır. Tuna da Beşiktaş'taki durumu anlatıyor. Bana attığı mesajı okuyayım izleyicilerimize. Şu an için futbolcularımızda ya da teknik ekibimizde kimsede bir şikayet yok. Şu an endişe edecek bir durumumuz söz konusu değil. Sağlık kurulumuzla bu konuda görüşeceğiz. Son kararı onlar verecek. Sağlık kurulumuz gerekli görürse test yaptırırız diye bir mesaj. Tuna da ayrıntıları aktarır. Tabii 15 Mart'taki mücadele sonrası bu semptomlar. Şu anda Beşiktaş kulübünde, futbolcularda, teknik ekipte kimsede bir şikayet yok. Sergen Yalçın'dan da bu konuda bir açıklama gelmiş. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu, spor camiasının önde gelen tüm isimleri, kulüpler, neredeyse bütün kulüpler geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ortak duygu şu, Fatih Hoca sen bu savaşı kazanırsın. Yeniden bizimle birlikte olursun. Birlikte başaracağız mesajı. Hem Abdurrahim Albayrak hem Fatih Hoca açısından bunları söyleyelim. Çünkü gördüğümüz zaman tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz, pozitifliklerine inandığımız bu isimlerin böyle bir tabloda olması hepimizde bir üzüntü oluşturmakla birlikte onların bu savaşı kazanması her zaman olduğu gibi bir örnek olacak diğer koronavirüsle mücadele eden hastalarımız için. İnşallah. Hepimiz de potansiyel olarak tabii, bu durumu yaşayabiliriz. Tabii. Şimdi o hafta müsabakalar seyircisi oynandıktan sonra ciddi manada bir tepki de oluştu ama asıl ilginçtir, tesadüftür belki. Birkaç yabancı oyuncunun dışında en çok Fatih Terim bu konuda tepki göstermişti. Belki hatırlarsınız, özellikle liglerin ertelenmesi gerektiği hususunda. O zamanki düşüncelerinin ve ifadelerinin aslında ne kadar doğru olduğu şimdi ortaya çıkıyor. Yani aksi takdirde ligler devam ediyor olmuş olsaydı belki de şu anda çok fazla vakayla karşı karşıya kalmış sporcular spor camiasından en azından tabii şimdi daha iç içe olacaktı. O maç doğru. Bir hafta daha müsabakalar devam etseydi işte yedek kadrodaki oyuncular sürekli iç içe olacak. Belki gol atmada Fatih Terim'le sevinecekler, üzülecekler. Oyuncularla devamlı idman yapmak aynı ortam içerisinde. Çünkü en güçlü ses o zaman ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama hani Sayın Fatih Terim'den çıkmıştı. Liglerin ertelenmesi gerektiği hususunda inşallah ama en kısa zamanda iyileşecek, aramıza dönecek. Bütün bu vesileyle hasta vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hasan Şaş da bu arada bir açıklama yapmış. Durumunun iyi olduğunu ifade ediyor. Hasan Şaş'ın paylaşımını da buradan bulayım. Bu arada Tuna hoş geldin programa. Yoğun bir yayınlar hem sana hem konuklarına. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Tuna neler aktaracaksın Beşiktaş cephesinden? Tabii özellikle Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta testlerin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş'ta da bir olağanüstü hareketlilik var. Şu anda Beşiktaş'ta özellikle sağlık kurulu tüm futbolcularla, yerli yabancı, tüm tesis personeliyle futbolcularla maçlarda, soyunma odasında birebir iletişimde olan herkesle bir görüşme gerçekleştiriyor ve durumlarını soruyor. Şu saate kadar aldığımız duyumlar herhangi bir futbolcuda ya da personelde, iki ekipten herhangi bir isimde bir bulguya rastlanmadığı şeklinde, öksürme, yüksek ateş, nefes darlığı gibi herhangi bir problemleri olmadığı yönünde Beşiktaş Sağlık Heyeti bununla alakalı bir rapor hazırlıyor şu anda. Ve yarın sabah bununla alakalı bir teste ihtiyaç olup olmadığını
kararını verecekler ve son kararı da Başkan Selahattin Nur Çebi ile birlikte yönetim kurulu verecek. Ama şunu söyleyelim, büyük bir ihtimalle Beşiktaşlı futbolcular çok fazla tedbir elden bırakmadan bir teste girecekler gibi gözüküyor. Çünkü Sayın Fatih Terim de anlayabildiğimiz kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla öksürük dışında herhangi bir şikayet yok. Yüksek ateş ya da farklı bir semptom yok. Bu yüzden Beşiktaş'ta riski, tedbiri elden bırakmak istemiyor. Ve şu anda bununla alakalı bir çalışma var. Yarın sabah itibariyle bu rapor Sağlık Kurulu tarafından yönetime iletilecek ve büyük bir ihtimalle de futbolcular bir testten geçecek gibi gözüküyor. Özellikle derbide yönetim kurulu üyeleri protokol tribünde Sayın Abdurrahim Albayrak'la birlikteydi. Futbolcular Fatih Terim'le, yine teknik direktör Sergen Yalçın Fatih Terim'le birlikteydi. Tabii Fatih Hoca'nın o dönemde böyle bir virüsü taşıyıp taşımadığını kimse bilmiyor. Ama dediğimiz gibi tedbir amaçlı böyle önlemler aldı şu an için Beşiktaş Kulübü. Peki Tuna, teşekkür ederiz. Verdiğin bilgiler için önemliydi. Tuna bize son gelişmeleri Beşiktaş'tan aktardı değerli seyirciler. Tuna Akdemir. Büyümin Hocam. Şu anda şöyle bir sevindirici haberimiz, sevindirici durumumuz var diyelim. İnşallah o da devam eder. Nedir? Fatih Hocamızın ailesinden şu anda herhangi bir kimsede bu test pozitif çıkma durumu olmadı. İnşallah da olmayacak. Hasan Şaş'ta da yok, Ümit Davala'da da yok. Yakın çalışma arkadaşlarında da şu anda yok. Eğer böyle bir durum olmazsa sanıyorum Beşiktaş kulübü de bayağı rahatlayacak. Oradaki yöneticiler, medya mensubu arkadaşlar da biraz daha rahatlayacak. Yani şöyle baktığım zaman ne görüyoruz? Sadece Sayın Abdurrahim Albayrak'la Sayın Fatih Terim'in bu olayla karşılaştığı. İnşallah böyle devam eder. Sadece hocamızın ve Abdurrahim Albayrak ve değerli eşinin tedavileriyle kısıtlı kalır, yayılmamış olur ve biz de böyle kötü haberleri konuşmamış oluruz. Ama kötü demeyelim, inşallah hocamız da bu hastalığı yenecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii hocalara da sorduk. Erken teşhis konulması, test yapılmıştı. O testin sonucunun gelmesi, sadece öksürük varken pozitif çıkması bu test sonrası, erken olarak müdahale edilmesi ve bulunduğu hastanede tam donanımlı, çok iyi bir hastane. Bunu biliyoruz. Evet. Galatasaray'ın sponsorlarından birisi. Çok önemli bir grubun hastanesi ve özel bir alan yapılmış. Bunlar hep içimizi rahatlatıyor. Tabii bunlar hep rahatlatıyor. Güvende olduğunu görüyoruz ki Fatih Hoca da zaten tweetinde ne kadar güvende olduğunu, emin ellerde olduğunu ifade etti. Hocam şimdi bugün gündüz saatlerinde TRT Spor'da Fatih Doğan, Bahri Avadır ve Onur Şahin bir program yaptı. Orada birçok başkan bağlandı. Teknik direktör bağlandı. Rıza Hoca bağlandı. Berna Gözbaşı bağlandı. Mehmet Büyükekşi bağlandı. Onlar bir şekilde antrenmana başlama yönünde karar alan kişiler de oldular. Evet. Gerçi Berna Hanım biraz daha öteleyeceğini ifade etti. Yılmaz Vural Perşembe günü, Çarşamba günü başlayacağını söyledi. Şu aşamada liglerin yeniden başlamasına dair herhalde bir şey konuşmamız mümkün değil. Mümkün ya da ötelenecek. Mümkün değil. Özellikle Fatih Hocamızın da bu şekilde bu hastalıkla karşı karşıya kaldıktan sonra herhalde kulüplerimiz biraz daha öteleyecekler. Ötelemelere de gerekir. Çünkü yani ortada ciddi bir problem var. Yani bir takımın teknik direktörü artık bu hastalığa yakalanmışsa bizim tüm sporcularımızı, tüm kulüplerimizin, ben de izledim, ben de dinledim. Bütün takımlarda işte dün akşam da ifade etmiştim Hünkar. Çarşamba, perşembe artık başlamayı planladıklarını söylemiştim. Ama bu iklimde, bu haberlerden sonra bu takımların, bu futbolcuların, bu teknik heyetin artık konsantre olup da antrenmana başlamaları biraz daha zor olacak diye düşünüyorum. Burada en büyük şey, inşallah Fatih Hocamız 2-3 gün içerisinde, gerçi hocalarımız biraz daha uzun süre verdiler ama 3-4 gün içerisinde eğer testleri tekrar negatif çıkıp da dönerse biraz daha futbol iklimi biraz daha böyle rahatlayacak gibi düşünüyorum ben. 11-12 Mart'ta Mikel Arteta bu hastalıkla ilgili bir açıklama yaptı. 10 gün sonra
tam olarak iyileştiğini ifade etti. Hocalar da bu konuda böyle bir süre verdi. Yani vallahi 10 gün kadar bekleyebiliriz ama sonunun iyi olacağından hiç şüphemiz yok. Gerçi Kulüpler Birliği Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama tarihi olarak 17 Nisan'da belki... Hayır ben bu semptomlarla ilgili söylüyorum. 17 Nisan Kulüpler Birliği. Evet. Artık o geride kaldı hocam. Yani ben de öyle bir ihtimal ilk açıklamanın vermiyorum. Da olası olduğunu düşünmemiştim. 17 Nisan'da ligin başlamasının mümkün olduğunu da düşünmemiştim hiçbir zaman. O bir tavsiye kararıydı. Evet. Ben hastalığa işte yakalanma, bu durumun pozitif çıkması ardından da bu hastalığın tedavi sürecinin ne kadar olduğuna dair tabii dışından gelen haberler işte tıp, bir hafta 10 gün. Tıp doktoru değiliz ama muhakkak ki her bünyenin hastalığa ve tedavinin tedaviye vereceği bir cevap var. Biz ümit ediyoruz ki 10 güne kadar da kalması hemen düzelir ama neticede bünyeye bağlı bence de bu. Çünkü altyapısına kadar güçlüyse bir şahsın bağışıklığına kadar güçlüyse o kadar çabuk toparlayacaktır. Tabii burada hani öğlenki programı konuştunuz da orada herkesin işte antrenmana başladığı ya da başlamak üzere olacağı dillendirildiyse aslında bu konuda yavaş yavaş oturup karar alma aşamasına gelmeleri gerekiyor. Ya, ben de... Çok uzatmamak lazım bu meseleyi. Şu açıdan uzatmamak lazım. Yani çünkü kararsızlık en kötü karardır. Çünkü futbol hani şey değil. Şalteri indirdin, bir fabrikayı kapattın, ardından geldin, 10 gün sonra şalteri kaldırdın. Tekrar aynı başladı. Aynı üretim başladı. Futbol öyle bir şey değil. Futbolda oyuncuların, futbolcuların sürekli aksiyon yapma içinde olması lazım. Sürekli çalışmaları ve formlarını korumak için antrenman yapmaları lazım. Şimdi antrenman yapan bir takımın seyircisiz maç oynaması olmayabilir mi? Olabilir. O yüzden aslında hani tüm bu şeyleri düşünerek gelecekle ilgili bir plan ortaya koyarak Futbol Federasyonu'nun Kulüpler Birliği'yle oturup bunun planlamasını şimdiden başlaması lazım. Çünkü hani birileri antrenmana başlayacak, belki birileri başlamayacak. Tabii ki her kulübün kendi tasarrufudur bu ama hani Mayıs ayında mı sarkacak ligler, hiç mi oynanmayacak? Bence de tartışmamız gereken yani konu bu. Süresi olarak ertelendi. UEFA bugün Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi'ni süresi olarak erteledi. Şimdi Avrupa'da böyle kararlar varken bugün Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın çok önemli bir tespiti var bana göre. Diyor ki Avrupa'da da böyle bir durum var. Sadece biz uğraşmıyoruz. Avrupa'yı da yakından takip etmemiz lazım. Bu arada federasyonun açıklamasını da söyleyelim. Galatasaray Spor Kulübü'nün önce ikinci başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da teknik direktörü Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor. En kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleriyle Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz şeklinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir geçmiş olsun mesajı var değerli seyirciler. Lemina'nın paylaşımı, Maiko'nun paylaşımı şu anda ekrana yansıyor. Hakan Balta, Euro 2008'den galiba bir fotoğraf. Falcao, bayım dualarım ve iyi bir iyileşme arzum demiş Falcao. Her zamankinden daha güçlü döneceksin hocam. Dualarımız seninle diyor Yusuf Yazıcı. Aslan hocam, Fatih Terim'e, Abdurrahim abi ve sevgili eşine Fenerbahçeli geri gelebiliyor muyuz? Orada durabiliyor muyuz Emre ben okurken? Bir önceki galiba bir DSF şeklinde hazırladı arkadaşlar. Evet, burada okuyalım bunu. Aslan hocam, Fatih Terim'e, Abdurrahim abi ve sevgili eşine Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi bu hastalığında üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız. Evde kal demiş Arda Turan değerli seyirciler. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, amirli takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten de bir açıklama geldi. Felipe Melo geçmiş olsun Fatih Terim hocam. İnşallah daha güçlü döneceksin diye bir mesaj paylaşmış Felipe Melo. Galatasaray 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e acil şifalar diliyor. En kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Federasyonun açıklaması. Milli takımların Twitter hesabına da girebilir miyiz arkadaşlar?
Orada da Şenol Güneş'in açıklaması var. Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşeceğiz dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımların Twitter hesabından, resmi Twitter hesabından bu paylaşımı yaptı. Futbol dünyası birlik beraberlik içinde. Şu anda uyarılara uyuyoruz. Arkadaşlar da hazırladı, ekrana getirdi. İşte milli takımların Twitter hesabından hemen hızlıca ekrana getirdik. Değerli seyirciler, Şenol Güneş'in bu açıklamasını. Bu arada 90'dan sonra programında bugün Ömer Ründür yok gördüğünüz evet. gibi. Neden yok? Kendisi ifade etsin. Ömer Ründür burada olmasını çok isterdik. O da çok istiyordu ama 65 yaş ve üzerine kısıtlamalar geldi biliyorsunuz. Ömer Ründür, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Burada sizinle stüdyoda olmak isterdik ama şimdi siz evinizden bize bağlanıyorsunuz. Evde kal çağrısına uyuyorsunuz. Fatih Hoca ve Abdurrahim Albayrak'la ilgili olarak ne dersiniz öncelikle? Evet, öncelikle hem Fatih Hoca hem Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. İkisi de inşallah bunu atlatacaktır. Aynı zamanda tüm hastalara, tedavi gören hastalara da geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün şimdi stüdyoda da görüyorum tabii. Cem Hoca'yı da görmek gerçekten benim için uzun zamandır kendisini görmüyordum. Sevdiğim bir kardeşimdir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onu da görmekten mutlu oldum. Bünyamin Hoca'ya da sevgilerimi iletiyorum. Senin de söylediğin gibi ben de orada olmak isterdim ama yaşa takıldım tabii. Normal. Yani bir şeylere uymak lazım. Devletin verdiği karar ki çok doğru bana göre de. Ondan sonra biz de bu karara doğal olarak uyuyoruz. Bunun yanında tabii kritik bir süreç atlatıyoruz. Hepimizin, Sağlık Bakanımızın, devletin söylediği önlemlere harfiyen uymamız gerekir. Yani tedbirler çok önemli. Benim rahmetli babamın bana gençliğimde yeri geldikçe söylediği bir laf vardı. Onu çok benimsemişimdir. Şöyle derdi babam. Kadere inanacaksın ama tedbiri elden bırakma. Bu çok önemli doğru. bir laftır. İşte onlara da uymak lazım. Tekrar size iyi yayınlar diliyorum. Bilmiyorum başka bir sorunuz var mı? Teşekkür ederiz Ömer abi. Kolay gelsin sana da. Sağ olun. İnşallah hep beraber bu işi atlatacağız el birliğiyle. Evet, bütün temennim o. Sağlıklı günler diliyoruz. Tüm milletimize, size de. Ve bütün düşüncelerinize katılıyoruz. Ömer Ründül 90'dan sonra programının daimi yorumcusu. Aslında onunla da program yapacaktık ama o seyahat edip Ankara'ya gelecekti. Ancak bu karar çıktıktan sonra o da kurallara uydu. Biz de hala kurallara uymayanlar varsa, açıklamalara uymayanlar varsa işte bir örnek Ömer Ründül. Evet. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden evet. birisi. Yani sadece görülen bir spor yorumculuğu kimliği var ama onun aynı zamanda bir iş insanı kimliği de var. Çok özel, çok önemli isimlerden birisi. O nasıl bu kurallara uyuyorsa hepimiz de uyacağız. Bu arada Sağlık Bakanımızın bir açıklaması var Fahrettin Koca'nın. Çağdaş Atan'la da mesajlaşıyorum. Sergen Yalçın'ın yardımcısı. Teste gidecek yarın kontrol amaçlı ama hepimiz iyiyiz dedi Çağdaş. Şimdi mesaj attı. Instagram'dan hoca bir açıklama yaptı dedi. Sergen Yalçın Instagram'dan bir açıklama yapmış. Arkadaşlar şimdi onu belki bulabilirlerse. Sergen Yalçın'ın açıklaması sesli bir açıklama. Onu efendim hazırlıyorlar. Evet onu hazırlıyorlar. Sesli bir açıklama. Çağdaş da hepsinin iyi olduğunu ifade ediyor. Tuna da atmış gruba. Ben şimdi fark ettim, gördüm. Tuna da söyledi. Sağ olsun. Tuna Akdemir de hemen yarın gidip test yaptıracağım dediğini ifade ediyor. Mutlaka yapmaları lazım zaten. Hani ben dün akşam da söyledim. Bütün takımlarımızın artık, bütün teknik adamlarımızın, özellikle tesislerde çalışan çaycısından aşçısına kadar bütün herkesin
mutlaka ve mutlaka şu ortamda test yaptırmaları lazım. Önce sağlık diyeceğiz, sonra biz spora bakacağız. Zaten önce sağlık. Test yaptırmadan önce böyle bir antrenman başlama, antrenman programı yapmak gibi bir de tabii planları varsa bence o planlarını da ertelesinler. Test sonuçları belli olduktan sonra illaki böyle bir plan uygulayacaklarsa hani o test sonuçları belli olduktan sonra antrenmanlarına başlasınlar. Bence riski atmanın hiçbir manası yok. Önünü görmeden, bilmeden, etmeden hiç riski atmanın, kimseye riski atmanın bir manası yok. Peki şimdiki gençler, söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz demiş, gülmüş Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek, eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde, hayat eve sığar diyor Fahrettin Koca. Albert Camus'un bir sözü var ve acının çoğu kez tek başına yaşandığı dünya. Acıyı tek başına yaşamamak için bir süre tek başınıza kalmanız lazım. Lütfen, rica ediyorum. Biraz evimizde kalalım. Ve herkes içine döndüğünde aslında bugün Cem Dizdar'ın bir sözü vardı spor manşette. Çok hoşuma gitti. Mesaj da attım Cem Dizdar'a. Aslında farkında olmadan insanlar cennetlerine kavuştular. Kendilerine kavuştular, cennetlerine kavuştular. Evde kendileriyle baş başa kalacaklar. Bu çok önemli bir söz. Yani geçmişte söylenmiş olsa altında bir isim olur ve bu söz her yerde yayılırdı. Ama şimdi uçup gidiyor günümüzde. Böyle bir tablo var. Herkesin cennetine kavuştuğu günler aslında. Evde kalmaları, kendileriyle baş başa kalmaları. Tabii bir de herkesin cenneti aslında kendi ailesi. Yani insanlarımız aileleriyle çok daha fazla vakit geçirme şansı, şans mı diyelim buna? Ama gerçekten çok daha vakit geçirme şansı buldular, imkanı buldular. Çocuklar mutlu. Top oynuyormuş gelirken yolda konuştuk. Yani halı sahada orada top oynuyorlarmış. Güzel bir şey yani, küçük bir sitede. İnsanların kendi çocuklarıyla, evlatlarıyla, eşiyle birlikte vakit geçirmesi çok keyifli. Peki Çağdaş Atan'la da mesajlaştık. O da durumun iyi olduğunu, şu an için durumun iyi olduğunu ama teste gidileceğini ifade etti. Sergen Yalçın'ın açıklamasını da ekrana getireceğiz. Hayat eve sığar diyoruz bu anlamda değerli seyirciler. Galatasaray'da koronavirüs alarmı başlığıyla şu anda ekrana yansıyor. Gündüz saatlerinde Sayın Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberini almıştık. Ardından akşam saatlerinde Fatih Terim'den bir mesaj geldi ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti Fatih Hoca. Umuyorum, diliyorum Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ve diğer hastalarımız, bu durumda olan birçok hastamız en kısa sürede sağlıklarına kavuşur. Bugün Fahrettin Koca şunu söyledi. İyileşen vakalarımız var. Çok. Çok, çok, çok. Bunun bir süresi var, 14 gün. Sonrasında size iyileşen vakaları da açıklayacağım dedi. Tabii, tabii, tabii. Yani şimdi açıklanmıyor ama onun süresi var, sonra yani açıklanacak iyileşen vakalar. Çok karamsar tabloyu da biraz şey yapmamız lazım. Yani bu hastalığa yakalanmamak için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Sağ olsun hocalarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, bütün sağlık personelimiz son derece dikkatli bir şekilde çalışırken iyileşen hasta sayımız da çok. Yani bu hastalık herkesi de yakalandığı gibi çok böyle şeyden de bakmamak lazım. Morallerimizi de bozmayalım. Bütün hastalıklar da moral işi Hünkar. Senin gibi olmayalım bak. Yani sen böyle moralsiz duruyorsun ama ben moralsiz yapıyorsun değilim hocam. Gayet moralli ol yani. Sadece tedbir alıyorum. Ömer Üründül'ün söylediği gibi. Tedbiri alalım, takdiri Allah'a bırakalım. Allah'a bırakacağız. Bu anlamda biraz ama da titizim. Morallerimizi, onu söyleyelim. Morallerimizi de şimdi yüksek tutacağız yani. Dışarıda arkadaşlar hemen önlemlerini alıyor TRT'de. Bu anlamda da çok özel önlemler alınıyor. Sayın Genel Müdürümüz sürecin başından bu yana çok yakından takip ediyor. Her şeyi çok yakından takip ediyor. İlk uygulayanlardan birisiydi TRT. Koronavirüsle ilgili olarak yurt dışına çıkıp gelen bütün TRT çalışanları karantinaya gitti. Kendi istekleriyle evde kaldılar ve 14 günlük süreyi geçirdiler. İdari izinli sayıldılar. Bu anlamda çok büyük adımlar atıldı ve biz sürekli olarak bütün Türkiye Radyo Televizyon Kurumu çalışanları bilgilendiriliyoruz.
her anlamda her gün özel mesajlar mail kutumuza düşüyor. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Eren bu konuya titizlikle yaklaşıyor. Genel Müdür Yardımcılarımız öyle. Erkan Durdu Bey, Başkanımız Mehmet Burak Şahin hep sürekli olarak uyarı halinde. TRT Haber'de çok özel yayınlar var. Biz bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz. Aynı zamanda izleyicilerimizden de bütün yöneticilerimizin, Sağlık Bakanımızın, bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktiflerine uymalarını bekliyoruz. Çünkü sadece kendimizi değil aynı zamanda bütün bir toplumu ilgilendiriyoruz şu anda. Yani sadece kendimizden sorumlu değiliz. Cem Papila çok güzel bir söz söyledi. Herkesin ailesi cennetidir. Yani yaş ne olur ne biter. Biz bunu yakın zamanda yaşadık hocam. Yani biliyorsunuz abi, ben çok yakın zamanda yaşadım. O yüzden ne olduğunu biliyorum. O kolay değil, anlatılmaz. Dolayısıyla yaş olarak bakmamak lazım bu işe. Her ölüm genç ölümdür. Yani ölümün yaşı olmaz. Her zaman bunu söyleriz. Onun için dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz, dikkat edeceğiz. Evet. Bir kere. Ama tekrar ediyorum, morallerimizi de çok fazla dibe indirmeyeceğiz. Yani bu hastalıkla mücadelede işte sen de biraz evvel okudun. Avrupa'daki sporcu kardeşlerimiz, işte 9-10 gün içerisinde iyileşen kardeşlerimiz çok fazla. Bunu sağlık çalışanlarımız da söylüyorlar. Buna dikkat edeceğiz. Bunun üzerinden yürüyeceğiz. Çok da fazla moralimizi de bozmayacağız. Tekrar ediyorum, evde de kalmaya dikkat edeceğiz. Evet. Bu arada bir bilgi, mesajlar da geliyor.